Mutlu akşamlar. Hayatın içinden bazen kendimizi daha iyi hissetmek adına, bazen de bir zorunluluktan sağlığımızı daha iyi, olumlu şekilde sürdürmek adına yapılan iki ameliyatı konuşacağız bugün. Burun estetiği ve meme protezi. Elbette ki konunun uzmanı, çok değerli konuğum, operatör doktor İlhan Pekdemir. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin, hoş buldum. İlhan Bey, öncelikle sormak istiyorum size. Burun ameliyatlarından önce yüz analizi yapılır mı? Burun estetik ameliyatlarında yüz analizi gerçekten çok önemli bizim için. Çünkü burun anatomik olarak yüzümüzün tam orta noktasında olduğu için dikkat çekici bir yerde. Ve etrafındaki dokularla etkileşimi bizim için önemli. Örneğin elmacık kemiklerinin çıkıntılı olup Evet. olmaması, alın kemiğinin ileride ya da geride olması, çene ucunun ileride ya da geride olması bizim için önemli. Örnek veriyorum, bir hastanın çenesi gerideyse, siz onun burnunu ne kadar iyi yaparsanız yapın, sonuçta çene geride kaldığı için burun daha bir ön plana çıkacaktır ve burnu büyük görünecektir. Mesela bu tarz hastalarda benim onlara önerim burun ameliyatıyla birlikte bir çene proteziyle çeneyi uzatabilmek ya da dolguyla çeneyi uzatarak bu şekilde burun estetiğini tamamlamak. Peki, burun estetik ameliyatlarının bir cerrahi tekniği var mıdır? Varsa siz hangi tekniği tercih edersiniz? Burun ameliyatlarında temelde kullanılan iki teknik var. Açık ve kapalı rinoplasti teknikleri. Bunun dışında bunların modifikasyonları, özellikle kapalı tekniğin son yıllarda yapılan çeşitli modifikasyonları var. Kıkırdak doğurtma teknikleri. Bu tekniklerin hepsinin avantajları, dezavantajları var. Herhangi birinin diğerine üstünlüğü yok. Zaten bir üstünlüğü olsa bütün cerrahlar bunu kullanırdı. Ben her ikisini de yapıyorum. Açık teknikte de kapalı teknikte de rinoplasti yapıyorum. Tercihim hastanın durumuna göre, burun yapısına göre değişiyor tabii ki. Peki burun ameliyatlarında hani derler ya bazen burun kemiği kırıldı, kırılmadı. Böyle bir şey söz konusu mu? Şöyle, burun ameliyatlarında lateral osteotomi dediğimiz bir işlemimiz var bizim. Burun yanlarından kemiği kırarak burnu orta hatta alma işlemi. Bu her hastada gerekli mi? Değil. Çoğu hastada basit törpüleme işlemiyle kemer deformitesi düzeltilebiliyor. Her hastada burnu kırmaya gerek yok. Ama ileri derecede burun eğriliği olan hastalarda mecburen kırma işlemi yapıyoruz. Hastalar bunu çok soruyor. Özellikle hocam kırılacak mı, morluk olacak mı, çok ağrıyacak mı? Burun ameliyatlarında çok ciddi bir ağrı olmuyor. Bu kırılma işlemi sonrasında da aldığımız önlemlerle çok fazla morluk olmuyor. Peki ameliyata karar vermiş bir kişinin herhalde en çok merak ettiği konulardan biri de acaba daha sonrasında nefes problemi yaşayacak mıyım? Nefes almamda bir sıkıntı olacak mı? Şimdi amacımız her ne kadar doğal ve güzel bir burun yapmak olsa da önemli olan fonksiyonel bir burun ortaya çıkarmak. Yani nefes alabilen, doğru nefes alabilen bir burun yapmak önemli. Bu yüzden estetik ameliyatlarda beraberinde iç kısımdaki burnumuzun o orta kısmında yer alan, her iki hava deliğinin ortasında yer alan ve eşit miktarda hava geçişini sağlayan septum dediğimiz bir yapı var, kıkırdak bir yapı. Bunun eğrilikleri genelde nefes problemlerine yol açıyor. Bu ameliyatlarda biz bunları da düzeltiyoruz. Onun dışında konka hipertrofisi dediğimiz burun içindeki bazı solunum etkileyen patolojileri de düzeltiyoruz. Peki insan bedeni belirli bir yaşa kadar büyüyor, gelişiyor. Bu ameliyatların belirli bir yaş, işte minimum, maksimum bir yaş sınırı var mı? Bir de istisnai durumlar dediğiniz bu durumlar neler olabilir? Burun ameliyatı yapabilmek için hastalarımızın burun kıkırdağının ve kemik gelişiminin tamamlanmış olması gerekiyor. Takriben bu da 17-18 yaşlarına tekabül ediyor. 17-18 yaşından sonra kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa, yani anestezi almasını etkileyecek herhangi bir sağlık problemi yoksa rahatlıkla bu ameliyatı olabilir. Peki herhangi bir buruna darbe olmuşsa bunda bir de hani 18 yaşı bekliyoruz diye bir şey düşüncesi yok herhalde. Dışarıdan bir travma, bir kaza. Tabii ki eğer küçük yaşlarda bu olduysa kaza, travma, Hı. burada kemiğin ne kadar kırıldığı önemli bizim için. Eğer çok fazla deforme olmuşsa, kırılmışsa kemiği atelle doğru pozisyonu, anatomik pozisyonu alıp tabii ki işlem yapıyoruz. Hastanın burnunu eğride bırakmıyoruz. Evet. Ama bir sonraki ameliyatı, çünkü kıkırdak gelişimi ve kemik gelişimi etkileneceği için Hı. yine 17-18 yaşlarında bir ameliyat daha geçirmesi gerekiyor genelde. Peki bu
ameliyatların yanı sıra bir de revizyon diye bir kelime geçer. Revizyon ameliyatı ne demektir? Revizyon kelime anlamı olarak yeniden inceleme, yenileme anlamına gelmektedir. Daha önce herhangi bir operasyon geçirmiş tabii ki bir burundan bahsediyoruz tabii değil mi? Yeniden gözden geçirme anlamına geliyor. Daha önce burun ameliyatı geçirmiş ama herhangi bir sebepten dolayı burnunda deformiteler olan, burun uç deliklerinde asimetriler olan, burun dorsumu dediğimiz sırt kısmında çökmeler, düzensizlikler olan hastalarda revizyon ameliyatları da yapıyoruz. Peki diyelim ameliyatı yine oldu ama çok merak ediyor. Sonrası nasıl olur? Nasıl bir süreç bekler bu hastaları? İşte burun sarılığı etkiler mi? Ne yapar? İşte burada hastalarınıza ne tavsiyede bulunursunuz? Şimdi burun ameliyatını yaptıktan sonra hastamızı ilk gün zaten taburcu ediyoruz. Evet. Genelde akşamında. O kadar kısa taburcu, bir sürede. Aynen evet. O şekilde. Burun üzerinde plastik bir koruyucu oluyor. Hı-hı. Bu koruyucuyu birinci haftada alıyoruz genelde. Hı-hı. Onun dışında bazı hastalarda tampon koymamız gerekebiliyor. Hastalar bu konuda da çok korkuyorlar aslında. Özellikle burunda yabancı bir madde var. Özellikle eskiden kullanılan tamponlar biraz ürkütücü. Yani çok uzun, metrelerce olan tamponlar. Evet, çek gelmez. Şimdi onları zaten kullanmıyoruz hiçbirini. Evet. Yeni nesil silikon tamponların içinde bir hava yolu var. Hastaya bu tamponu koyduğumuz zaman burnunda tampon varken bile normal nefes alabiliyor ve bu süreyi konforlu geçirmiş oluyor. Tamponu da genelde 3. gün ya da 5. günde alabiliyoruz ama sıklıkla 3. günde alıyoruz. Hasta 2-3. günden sonra normal sosyal hayatına dönebilir. 1. haftadan sonra da normal iş hayatına, sosyal hayatına dönebilir. Peki burun düşmesi nedir? Olur mu öyle şey? Burun düşmesi iki şekilde oluyor aslında. Birincisi, şimdi burun ameliyatlarından sonra burun ucunda bir şişlik, bir ödem oluşuyor. Evet. Bu ödem nedeniyle burun ucu biraz kalkık görünüyor. Burnun ucundaki ödem geçmesiyle beraber bu kalkıklık tekrar iniyor. Normal pozisyonuna geliyor yani burun. Bu beklediğimiz bir süreç, doğal bir süreç. Burun düşmelerinde ikinci bir neden ise şimdi burun ucumuzdaki kıkırdaklarla burun derisi arasında bazı bağlantılar var, ligamentler, yumuşak dokular var. Burun ameliyatlarında bu dokular hasar görürse zamanla burun üstündeki deri kayarak, sarkarak aşağı burun ucu düşmesine neden oluyor. Yalnız modern tekniklerde biz bu yapıları koruyoruz. Onun dışında burun ucunu güçlendirmek için kıkırdak grefti dediğimiz hastanın kendi burnundan aldığımız kıkırdak greftlerini uygulayarak burun düşmesinin önüne geçiyoruz. Neredeyse artık hiç görünmüyor diyebilirim. Peki ameliyatsız burun ameliyatı olabilir mi? Ameliyatsız burun düzeltme olabilir mi? Ameliyatsız da burunda bazı estetik değişimler yapmak evet. mümkün. Özellikle son yıllarda çok fazla kullanılan botoks, hyaluronik asit içeren dolgu materyalleri sayesinde buruna ameliyat yapmadan da küçük girişimlerle yeniden şekillendirme yapabiliyoruz. Özellikle burun ucunu kaldırmak için, burun sırtındaki düzensizlikleri düzeltmek için, yine daha önceden ameliyat olmuş burun ucunda ya da yan taraflarında, sırtında küçük deformiteler olan hastaların düzeltilme işleminde dolgular kullanılabiliyor. Bunun dışında kemerli burunlarda, hafif kemerli burunlarda dolgu sayesinde o kemer görünümünü de ortadan kaldırabiliyoruz. Evet. Ben de sıklıkla kullanıyorum bu dolgu materyallerini ve hastadan ciddi anlamda olumlu evet, geri dönüşler alıyorum. Evet, ben biri bir tanığım kullandığınızı. Peki burunu böyle özetle geçiyoruz artık. Gelelim meme protezine ve meme protezi kimlere yapılır? Meme protezi yaptığımız hastalar 3 grupta ayırabiliriz onları. Birincisi doğuştan memesi olmayan ya da az gelişmiş hastalar. Bunlar genelde genç popülasyon oluşuyor. İkinci grupta daha çok memesini kanser tedavisi nedeniyle, ameliyatlar nedeniyle kaybetmiş hastalar. Bunlarda da ameliyat esnasında hemen kanser cerrahisi yapılırken protez uygulanabilir ya da daha sonrasında da protez uygulanabilir. Üçüncü grupta hamilelik ve emzirme sonrası meme dokusu sarkan ve meme volümü kaybolan hastalarda da yine meme protezi uygulaması yapıyoruz. Peki bu kullandığınız protez nasıl bir maddeden yapılır?
Protezler silikondan yapılıyor. Evet. Silika artı kumdan oluşan bir molekül. Silikon protezlerin dış kısmı daha sert silikondan oluşur. İç kısmında ise daha yumuşak kıvamda, jel kıvamında bir silikon materyal bulunuyor. Bunlar tıpta senelerdir kullanılan moleküller ve hiçbir hastaya zararı olmayan materyaller. Peki hastalar şöyle bir şey düşünüyor mu? Evet, ben kendimi öyle mutlu hissedeceğim ama kaygılarım var. Bana bir zararı olur mu bu silikonun, bu protezin? Böyle düşünen hastalar var mı? Çok var. Özellikle de kanser açısından evet. Çok endişeli oluyor hastalarımız. Şimdi yapılan çalışmalarda normal bir bayanın meme kanserine yakalanma olasılığı neyse, protez ameliyatı geçirmiş bir bayanın da meme kanserine yakalanma olasılığı eşit. Hı hı. Yani bu ne demek? Silikon kanser yapmıyor. Hı hı. Kanıtlanmış herhangi bir hastalığa yol açtığına dair de bir veri yok elimizde tıbbi olarak. Yani güvenle bunu hastalarımıza kullanabiliyoruz. Peki bu protezlerin çeşitleri var mıdır? Protezleri genelde biz ikiye ayırıyoruz. Hı hı. Damla anatomik dediğimiz protezler ve yuvarlak protezler. Bunlar da kendi aralarında ayrılıyor. Pürtüklü yüzey ve düz yüzey olarak ya da yüksek profilli, düşük profilli. Bunu hastamızın beden ölçüsüne göre, omuz genişliğine göre, boy uzunluğuna göre kendimiz seçiyoruz. Her hastada standart olmuyor. Standart değil tabii ki de. Her hastada standart olmuyor. Peki yani protez taktı ama anne olmak istiyor. Doğal olarak emzirmek istiyor. Anneliğin yani ilk başlangıcı böyle başlıyor diyelim tabii hani ki. Şartlar uygunsa. Tabii ki ilk önerilen şey bu. Burada bir kaygı yaşanılır mı? Yani emzirebilir miyiz? Şimdi biz bu protezleri ameliyatı yaparken protezleri göğüs kasımız, pektoral kasımızın hemen altına ya da üst kısmına koyuyoruz. Her iki durumda da protez süt bezlerinin yani meme dokusunun arkasında kalıyor. Yani süt bezleriyle herhangi bir ilişkisi yok. Bu yüzden protez yapılan hastalar rahatlıkla gebe kalabilir ve bebeklerini emzirebilirler. Peki silikon ile meme büyütme ameliyatı nasıl yapılıyor? Çok büyük bir kesimi vardır. Memenin her tarafı mı kesilir? Belirli bir yer mi kesilir? Şimdi dışarıdan bir materyal koyacağız vücuda, meme altına. Bunu koymamız için öncelikle bize bir kesi lazım. Genelde bu kesi 3-4 santimlik bir kesi oluyor. Nerede olabilir? Farklı yöntemler var. Meme başının hemen altından açılabilir. Memenin altından daha lateralde yanda kalacak şekilde bir kesi açılabilir. Ya da koltuk altından bir kesi açılabilir. Bu üç tekniği de kullanan cerrahlar var. Ben daha çok meme altını tercih ediyorum. Meme altından ve yanından. Protezi koyduktan sonra meme üzerine düştüğü için hem iz karşıdan bakıldığında görülmüyor. Evet. Çok ince bir iz oluyor. Zaten zamanla soluklaşıyor ve normal aslında çok ince ince nakış işler gibi böyle evet, aynen. ince ince atılan bir dikiş yani sonun nasıl oluyor bilmiyorum ama sonunda da hiçbir şey yokmuş gibi duruyor yani atılırken. Yani hastalarımız genelde o izi çok umursamıyorlar. Çünkü ideal evet. doğal bir meme görünümüne sahip oldukları için o iz onların yani çok da takılmıyorlar ise. Peki silikon taktı nasıl bir süreç bekler? Sonra hem o süreci sormak istiyorum hem de hasta bunu taktırdı ama insan baktığında kendini aynada farklı hissediyor mu? Bir olumsuz ben bunu taktırdım ama vazgeçtim. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor mu? Ya da genelde mutlu oluyorlar çünkü istedikleri bir şey sonuçta. Evet. Şimdi meme protezi, meme büyütme ameliyatı yaptıktan sonra hastalarımızı genelde aynı gün akşamında ya da ertesi gün taburcu ediyoruz. Ameliyatın durumuna göre, kanama miktarına göre meme içine bir diren yerleştirebiliyoruz. Diren yerleştirdiğimiz zaman ertesi gün bu direnleri çıkarıyoruz. Pansuman sürecini takiben de hasta bir hafta sonunda normal sosyal hayatına, iş hayatına dönebiliyor. Peki bu siz ameliyatı yaptıktan sonra sanırım aynı gün içinde hastayı taburcu ediyorsunuz. Bu şu da demek oluyor mu? Çok ağrılı da bir işlem değil ayrıca. Çok ağrılı bir işlem değil. Ağrı oluyor tabii ki de. Sonuçta bir ameliyat evet. oluyor. Ağrı oluyor ama ağrı kesicilerle geçmeyen yani bir ağrı değil. Yani evine gittiğinde
sizin verdiğiniz ilaçlarla rahatla yaşamını sürdürecek anlamına geliyor. Tabii ağrı eşi kişiden kişiye değişiyor. Bazı hastaların ağrısı mesela hiç ağrım yok diyor ama bazı hastalar ağrı eşiyle bir ilgisi olabilir mi? Tabii. Evet. Peki bu silikonların belirli bir ömrü var mı? Silikonlar eskiden kullanılan silikonlar 20-30 yıl öncesinden bahsediyorum. Bu silikonlarda belli bir süre sonra silikonu çıkartmak gerekiyordu. Hastalara işte söyleniyordu şu zaman gelin silikonunuzu çıkaracak. Ama yeni nesil teknolojiyle üretilen silikonlarda böyle bir durum söz konusu değil. Ömürlük silikonlar yani hasta ameliyatın olduktan sonra herhangi bir komplikasyon gelişmediyse, herhangi bir sorun olmadıysa ömür boyu bu protezi rahatlıkla kullanabilir. Peki şöyle sormak istiyorum İlhan Bey. Şimdi sevgili izleyicilerimiz sizi izlediler ve şöyle diyor. Evet ben bunu eskiden taktırdım. Değiştirmem gerekiyor. Acaba nasıl değiştirebilirim? Ne kadar süresi olduğunu belki bilmiyor. Bu tür hastalara yaklaşımınız nedir? Yani o taktırdığı tarihle mi ilgili? Tarihle ilgili, onun dışında kayıtlarla ilgili. Yani bu ameliyatı yapan doktorun ya da ameliyatın gerçekleştiği hastanenin bunun kayıtları vardır. Eski nesil protezlerden biriyse değiştirmeleri gerekiyor ama bu bahsettiğim 20-30 yıl öncesinin protezleri. Peki. Diyelim herhangi bir olumsuz bir nedenle memesinden operasyon geçirmiş bir hastamız var. Yeniden evet. taktırmak istiyor. Onun ekstra bir kaygı duyması gerekiyor mu? Ekstra bir kaygı durmasına gerek yok. Herhangi bir nedenle protezde bir sıkıntı oluştuysa. Bütün tahlilleri temiz çıkmış. Her hı-hı. şey güzel ve hayatının bundan sonraki dönemini daha sağlıklı, daha iyi rahat yaşayarak geçirmek istiyor. Bunların kaygı duyacağı bir konu var mı? Yani protezlerle ilgili, daha evet. önce taktırdığı protezlerle ilgili bir sorun olmuşsa değiştirilebilir. Bir meme seyahi ameliyatından sonra. Anladım, anladım. Herhangi bir olumsuz düşüncede bulunmalarına gerek yok. Çünkü dediğim gibi normal bir kadında kanser gelişme riski neyse, meme protezi yapılan, silikon yapılan bir hastada da meme kanseri gelişme riski aynı. Yani protez konulduğu için kanser gelişmiyor. Anlatabildim evet. mi? Yani öyle bir kanser yapıcı bir etkisi yok. Hı. O yüzden gönül rahatlığıyla bu ameliyatı olabilirler. Zaten bu protezlerin hepsi FDA onaylı. Kullanılan protezler, evet. Kullandığımız protezlerin. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayladığı protezler. Bu protezlerin hepsinin bir ID kartı oluyor, kimlik kartı oluyor. Ve ömür boyu garantili oluyor. Peki efendim, meme protezi ve burun estetiğinizi estetiğini konuştuk. Geldiğiniz ve bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ben teşekkür ediyorum. Sağlık belki de insana sunulmuş en büyük mucizedir. Kendimizi her zaman için daha iyi hissetmeniz dileğiyle esenliklerle kalın.